Sultanım, bu lokmalar Kösem'in şehzadesinin lokmaları. Bu Kösem'in... Sultanım. Bu kederiniz... Bu suskunluğunuz maazallah sizi harap edecek. Yiyip bitirecek. Fariye Sultanımız da mütemadiyen haber yolluyor. Validem görmeye gelmedi bari mektuplarıma cevap verse diyor. Yani bir selamı esirgemese diyor. Hani onu da söyleyeyim. Ne oldu? Ne söyledi hünkârımız? Ulaşamadım. Divandalar belli ki. Kabul etmedi değil mi? Bu böyle olmayacak Cennet. Ondan ayrı geçirdiğim her gün cehennem bana. Gidip konuşacağım. Ne olacaksa olsun artık. Gölge Mehmet'e bak. Kösem Sultan. Hünkârımız zaten yüzünüze bakmıyor. Aranız daha fazla açılır. Gözün aydın Kösem. Bir şehzade anası oldun artık sen de. Gerçi bir sultan doğursan belki daha iyi olurdu. Ne de olsa tahta benim evladım geçecek. Senin evladının akıbeti ise meçhul. Keşke maziyle biraz alakan olsaydı Mahfiruze. Zira o vakit hayallerle hakikatlerin örtüşmediğini görürdün. Ne demek bu? Ne olmuş mazide? Merhum Sultan Süleyman Han'ın büyük oğlu Şehzade Mustafa tahta çıkamamıştı. Halime Sultan'ın büyük oğlu Şehzade Mahmut'un akıbeti de hazin. Yani Mahfiruze, mühim olan Şehzade'nin ne vakit, hangi sırayla dünyaya geldiği değil. Kuvvetli olan tahta çıkar. Evvela validesi kuvvetli olan. Sen hangi kudretten, kuvvetten bahsediyorsun? Hünkârımız aylardır yüzüne bile bakmıyor. Mustafa, Dilruba. Ben Kösem'e gitmek istiyorum. Hem bebeğiyle oyun oynarım. Ne yapacaksın gidip? Şehzade Osman'la Şehzade Mehmet, onlar senin düşmanın Mustafa. Dilruba. Yalan mı validem? Hadi sen Dilruba ile oynamaya devam et. Aylar oldu. Safiye Sultan'dan ses seda yok. Ay bulutların ardına saklansa dahi gene oradadır. Sultanımızın bir buhran geçirdiği aşikar. Yoksa bu kadar saklamazdı kendini.
hünkârım. Ya beni dinleyin ya canımı alın. Kösem Sultan. Gel. Hünkârım. Söyle kızım. Sizi kırdığımı, incittiğimi biliyorum. Zira sizden defalarca özür diledim. Evet, onlarca mektup yazdın. Lakin hiçbirinde sen yoktun Gözem. Doğru. Mektuplarda bulmayı beklediğiniz o masum Kösem'i öldürdüler. Safiye Sultan yaptı bunu. Hala kendini anlatıyorsun. Ne yaşadığını anlatıyorsun bana. Sen benim kalbimi kırdın Gözem. Dairene dön. Evladınla meşgul ol. Ahmet, artık sen de babasın. Bir babanın evladına duyduğu sevginin ne demek olduğunu daha iyi anlarsın. Nereden çıktı şimdi bu? Babam beni bulmaya dünyanın bir ucuna payitahta gelmişti. Baban mı? Lakin babam beni bulamadan Safiye Sultan'ın ele geçirmiş. Rehin almış. Beni babamın canını almakla tehdit etti. Eğer seni ikna edersem Safiye Sultan'ın sarayda kalması için ikna edersem babamı bana teslim edeceğini söyle. Ben babamın hayatı için sana yalan söyledim Ahmet. İstediği her şeyi yapmama rağmen Safiye Sultan babamın canına kıydı. Belki her şeyi en başında anlatmalıydım sana. Babamın canı için korktum. Ve Fahriye Sultan'ın sırrını Safiye Sultan'ı saraydan göndermek için kullandım. Acısına dindiren tek şey senin bakışında, gülüşündü. Şimdi sen bana yüz çevirince cehenneme düştüm sanki. Artık tek ses halim evladım. Onun için yaşıyorum. Ahmet, beni bırakma.
kederlerim ben azadeyim. Acım dindi. Yasım bugün bitti. Unutalım hepsini. Unutmak mı? Sana bu acıyı yaşatan. Bizi birbirimize hasret bırakan unutacak mıyım? Senin her bir damla gözyaşın için. Her gün acı çekecek Safiye Sultan. Yaptığını her gün bir daha pişman olacak. Nerede Kösem Sultan? Bir delillik etti de hünkârımız zindana mı attırdı yoksa? Şşt! Ağzından yel az. Bitti. Her şey bitti. Ben size söylemiştim. Gitmeyin, hünkârımız kızar, sizi yollar demiştim ben. Öyle değil Cennet. Dargınlık bitti. Hünkârımız bağışladı beni. Ay şükürler olsun. Nasıl oldu? Ne yaptınız da böyle bağışladınız? En başta yapmam gerekeni. Ona hakikati anlattım. Babamı, Safiye Sultan'ın canımı nasıl yaktığını. Mehmet'im. Hakkınızda her gün yeni bir şey işitiyorum. Ve eminim işitmediklerim, işittiklerimin yanında devede kulak kalır. Hünkârım, kim ne anlattı bilmiyorum. Kösem Sultan anlattı her şeyi. Babasına ne yaptığınızı biliyorum. Hayırdır, ne oluyor burada? Ne bu gürültü? Hünkârımız geldiler sultanım. Safiye Sultan'ın yanındalar. İftira. Haberimiz bile bugüne yok. Kadar hep müsamaha gösterdim size. En ağır vaziyette bile hürmette kusur etmedim. Siz bana rahmetli babamın emanetiydiniz. Lakin bitti. Benim de sabrımın bir hududu var. Biz hünkâr torunumuz. Bugüne kadar yaptığımız her şeyin bedelini ödedik. Bunu da öderiz. Hala! O vakit açın kulaklarınızı dinleyin. Bundan böyle bütün tahsisatınızı kesiyorum. Malınız, mülkünüz ne varsa külliyen Beytülmal'a devredilecek. Bundan sonra hazineden bir akçe bile alamayacaksınız. Ne haliniz varsa görün. Validem. Aslanım. İyi misin? Mesele mi var? Sizi almaya geldim validem. Ait olduğunuz yere döneceksiniz. Saray Humayun'a. Zira sarayımın bir valide sultana ihtiyacı var. Aslanım. İşittiklerim doğru mu? Hepsi doğru valide. Derhal hazırlığınızı yapın. Hünkârımızı Handan Sultan'ı bağışlamışlar. Cezası bitmiş. Saraya dönüyor. Bülbül.
Ölü toprağını üzerimize atma zamanı geldi. Rabbime şükürler olsun. Nihayet sultanım. Vallahi acı ve keder yüzünüzde eğreti duruyordu, onu da söyleyeyim. Peki nedir sultanım, zihninizde parlayan mübarek ışık nedir? Sultanahmet'in devri sona erecek. O tahtta daha uzun oturamayacak. Hünkârım, şehzadelerinizle adeta bir çınarı andırıyorsunuz. Evlatlarınız sizin kökleriniz. Onlar size güç verecek. Siz de onlarla ölümsüz olacaksınız. Bir baba ölümden sonra dahi evlatlarının kalbinde yaşar. Öyle değil mi? Bizim hanedanımız da yeniden köklerini salıyor. Bir daha sarsılmamak üzere inşallah. Allah uzun ömürler versin hünkârım. Kızım sen kal. Kalbinden silip atmıştı gözümü. Şimdi ne oldu da avcunun içine aldı? Allah bilir ne yapmıştır Sümtü Hanım. Muhakkak bir iş var bu işin içinde. Öyle sebepsiz olmaz. Öğreneceğim Firdevs. Bundan sonra bir gözüm Kösem'in üzerinde olacak. Şehzadem. Osman'ımın istikbali için bunu yapmam gerek. Siz olmadan sarayı Hümayun'un ne tadı ne de tuzu vardı. Hünkârımız Hücaf'ını esirgemediler. Aylardır burada neler çektiğimi bir ben bilirim bir de Allah. Safiye Sultan içeride mi? İçeride sultanım, haber edeyim. Bülbül Ağa. Gözüm yok. Bülbül Ağa. Çok merak ediyorum. Neyi merak ediyorsun acaba? Bizim yanımızda ne zaman saf tutacağını. Bak cennete. Akıllı hatun mesela. Doğru yolu buldu. Cennet benim için öldü hacı. Bizim için öldü. Tökezlemiş olabiliriz. Zor günler geçiriyor olabiliriz. Lakin vallahi gecenin en karanlık olduğu an şafağın en yakın anıdır. Onu da söyleyeyim. Hünkârımız kolunuzu kanadınızı kırdı. Sen hala avun böyle. Avuntu değil bu. Hakikat. Elbet bir gün sana da sıra gelecek. Bir gün yatacaksın. Fakat o sefil uykundan uyanamayacaksın. Bekle hacı. Sultanım, size veda etmeye geldim. Üzgünüm, sizi burada yalnız bırakacağım. Yalnız ve biçare. Beş parasız. Nefesini tüketme Handan. Zira ihtiyacın olacak. Sizin canınızı ben değil, evlat acısı yakacak. Acıların en büyüğünü yaşayacaksınız. Kızınız Fahriye Sultan eninde sonunda çıkacak dergâhtan.
ne umduğunu biliyoruz. Hiç heveslenme. Hünkârımız Fahriye'ye merhamet edecek. Zira etrafındaki herkes onu affetmeye hazır. Biz, Zevci Derviş Paşa. Yerinizde olsam Derviş Paşa'ya bu kadar bel bağlamazdım. Kösem'e kızınızı yakan itirafnameyi kim verdi sanıyorsunuz? Kösem ve Derviş birlikte tuzak kurdular. Yani sizi saraydan gönderip kızınızı ateşe atan onlar. Allah'a ısmarladık sultanım.